Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Haşim Hoca. Ders izleyin kanalında bundan sonra tarih dersi, üniversite hazırlık konularını birlikte işleyeceğiz. Yılların birikimini sizinle paylaşmaya çalışacağız. İlk ünitemiz tarih ve zaman olup insanlığın hafızası olan tarihi birlikte işleyeceğiz. Geçmişin yaşanmışlıklarından ders çıkartan ve gelecek planlaması yapan tek olan insan, arkadaşlar, geçmişi, bugünü ve geleceği arasındaki en güvenilir bir şekilde tarih köprüsünü kullanarak ortak bir hafıza oluşturur ve tarih bir mirastır. Bu mirası inceleyen insanlığın hafızası olan tarihtir. Tarihin tanımına gelecek olursak, insan topluluklarının geçmişteki etkinliklerini, gelişmelerini ve toplumlar arasındaki ilişkilerini, yani kısacası arkadaşlar, olayları yer ve zaman göstererek, yersiz ve zamansız bir tarihi olay olmayacağı için muhakkak yeri ve zamanı belirtiriz. Neden ve sonuç ilişkisi içerisinde, yani bir olayın muhakkak bir nedeni ve buna bağlı bir de sonucu olacaktır. Belgelere dayalı olarak, yani arkadaşlar, yazılı, yazısız, insanlığın elinden çıkan her bir şey belgedir. Bu heykel olur, resim olur, çanak çömlek olur. En son ise objektif, yani tarafsız bir şekilde inceleyen sosyal bir bilimdir. İşte burası önemli arkadaşlar. Neden sosyal bir bilim? Tarih, insan topluluklarını incelediği için sosyal bir bilim özelliği taşıyor. Şimdi de ünlü tarihçilerin tarih bilimiyle ilgili görüşlerini ele alalım. Bunlardan ilki Yunanlı Herodot'tur. Tarih der, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir der. Yani burada en etkili vurguladığı şey kaydetmedir. Ahmet Cevdet Paşa ise Osmanlı tarih yazarıdır. Tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil. Peki nedir o zaman? Geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bunlardan ders çıkarmaktır der. Tunuslu sosyolog olan İbni Haldun ise tarih hakkında tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. İşte bu derinliği ortaya çıkaran ise tarihtir der. Günümüz tarihçilerinden ve uzun bir zaman yaşayan, 100 yıl yaşayan Halil İnalcık ise gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek ve kaynakları iyi tenkit etmek, yani eleştirmek gibi bir değerlendirmeye gitmiştir. Fransız yazar Ranke ise tarih der, hakikatta meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar der. Bu noktada Ranke ile Halil İnalcık aynı noktada buluşmuş olur. Destek noktasına bakacak olursak, tarafsız bir tarihçinin yazıcısı ilk olarak Herodot'tur. Bilimsel tarihçinin öncüsü ise Ranke olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Sorularımızda, özellikle bilgi sorularında bu çıkabilir. Evet, bu yıl üniversite sınavında çıkan tarihin konusuyla ilgili insanoğlunun zaman içerisinde meydana getirdiği faaliyetler ve değişimler, maddi manevi eserler tarihin konusuna girer. Hocam, maddi olarak tarihi anladık da manevi olarak eserler nasıl olur? Arkadaşlar, kişilerden çıkan fikirler, günümüze kadar ortaya çıkmış fikir akımları manevi eserlerdir. Bir diğer şey ise insan faaliyetleri olaylar ve olgular şeklinde dışa vurur. Şimdi bu olay ve olgunun ne olduğuna değinelim.
Olay eskilerin de tabiriyle vaka, tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, ekonomik, dini ve kültürel konularda kısa sürede meydana gelen gelişmeler. Bakın burada kısa süre çok önemli ve biriciktir. Tekrarı olmaz, somut bir bilgi içerir. Örneğin 751 Talas Savaşı, 1071 Malazgirt Savaşı ve Fransız İhtilali olaya birer örnek. Olgu ise arkadaşlar, tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen gelişmedir. Genel tekrar edilebilir bir kavramdır ve soyuttur. Başlangıç ve bitiş zamanı kesin olarak belli değildir. Süreç odaklıdır. Hala devam ediyor olabilir. Mesela milliyetçilik olgusu gibi. Olayın sonucuna bağlı uzun süreli gelişmedir. Bakın olay kısa süreliydi, olgu uzun süreli. Mesela Türklerin arasında İslamiyet'in yayılması. Bu kavram bir olgu. Ancak bu olguya sebep olan olay neydi? Talas Savaşı. Anadolu'nun Türkleşmesi de bir olgudur. Buna sebep olan olay ise Malazgirt Savaşı'ydı. Yani Malazgirt Savaşı'nı bugün yaptık. Sabahleyin kalktığımızda herkes Anadolu'da Türkleşmiş diyemeyiz. Bu uzun bir süreyi alıyor. Milliyetçilik Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan bir olgudur ve günümüzde hala devam eden bir olgudur. Destek noktasına bakacak olursak, doğal olayların oluşu tarihin konusu değildir. Dağın oluşumu, mesela bu bir Ağrı Dağı, insanlığı etkilemediği zaman tarih konusu olmaz. Bunu kim inceler? Coğrafya inceler. Orojenik hareketler olarak. Yeryüzündeki bazı olaylar, tabiat olayları tarihin konusu olabilir. Nasıl? Örneğin bir İstanbul depremi eğer insanı etkiliyor ise tarihin konusu olur. Tsunami, lavlar, yanardağ patlaması insan toplumlarını etkiler ise o zaman tarihin konusu olur. Tarihte yöntem bilgisine bakacak olursak her bilimin kendine özgü bir yöntemi vardır. Fen bilimlerinin yöntemi deney ve gözlemdir, laboratuvar ortamında gelişir. Ama sosyal bir bilim olan tarih ise arkadaşlar bilimsel bir bilgi ortaya çıkarmak için yöntem olarak kaynakları kullanır. İşte bunu kullanırken deney ve gözlem yaparak değil. Evet, destek noktasına bakacak olursak tarihte yaşanan olayların tekrarı olmadığı için deney ve gözlem yöntemi kullanılamaz. Aynı zamanda tarihi bir olayın günümüz şartlarına göre değerlendirilmesi de yapılamaz. Mesela arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken niçin uçak kullanılmadı denemez. O dönemin şartlarına göre değerlendirmemiz gerekir. Tarihte kaynak bilgisine bakacak olursak tarihi bilgiye kaynaklı gelen malzemelere kaynak denir. Örneğin bu kaynaklar birinci kaynak ve ikinci el kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ana kaynak dediğimiz olayların yaşandığı döneme ait belgeler, buluntular, kaynaklar birinci elden Lidyalılara ait metal para, buna elektron deniyor. Yontma taş devrine ait mikrolitler. Mikrolitler ise arkadaşlar sert taşlardır ve diğer taşları yontmak için kullanılır. Ya da Çanakkale Savaşı'ndaki top, tüfek, hatıra mektupları birinci elden kaynak iken daha sonradan kaleme alınmış bir kitap ise ikinci el kaynaktır. Örneğin Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabı Kurtuluş Savaşı'nı konu edinir ama Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmamıştır. Ve daha sonradan günümüze yakın bir zamanda kaydedildiği için ikinci el kaynak olarak değerlendirilir. Kaynakların sınıflandırılması ise sözlü, yazılı, sesli, görüntülü, gerçek eşya ve nesneler şeklinde ayırabiliriz. Sözlü olarak efsaneleri, destanları, menkıbeleri görüyoruz. Hocam peki destanlar
yazılı kaynaklar değil mi? Hayır arkadaşlar, sonradan kaleme alındığı için destanlar yazılı kaynak değil, sözlü kaynaklardır. Mesela Dede Korkut hikayesi, Oğuz Kağan destanı, Alper Tunga destanı şeklinde. Yazılı kaynaklar ise kil tabletler, Sümerlere ait kil tabletler, kitabeler, Orhun kitabesi, Kadeş antlaşması, antlaşmalar ve paralar. Yazılı kabul edilir. Sesli ve görüntü olarak resimler, fotoğraflar, videolar ve filmler şeklinde tarihçi bunların arkadaşlar yorumunu yapar. Gerçek eşya ve nesneler ise arkeolojik buluntular, yani milletlere ait kullandıkları eşyalar ya da tarihi eşyalar. Tarihi araştırmayı, incelemeyi ve öğrenimini kolaylaştırmak için sınıflandırma ve dönemlendirme yapılmıştır. Peki bunlar nasıl yapılıyor? Hadi birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, tarihin sınıflandırılması ise tarih bir bütüncül olduğu için tamamını birden inceleme kolay olmadığından biz tarihi zamana, mekana ve konuya göre ayırırız. Zamanı kronoloji ilmi ayırır. Örneğin 1. yüzyıl, ilk çağ, Kanuni devri, Osmanlı kuruluş dönemi, 1453, Lale devri şeklinde yapabiliriz. Mekan olarak ise coğrafya inceler. Bu ise Orta Asya tarihi, Avrupa tarihi, Ankara, Çorum, Yozgat, Çankırı tarihi şeklinde ayırabiliriz. Konu olarak insan faaliyetleri, Türk tarihi, bilim tarihi, tıp tarihi, felsefe tarihi, sanat tarihi şeklinde ayırabiliriz. Bunu örnekleyecek olursak bir cümlede 15. yüzyılda Konya ilinde medreseler, yani 15. yüzyıl zaman, Konya bir mekan, eğitim olan medreseler ile ise konudur. Evet arkadaşlar, ilk konumuzu bitirdik. Bu konularla ilgili soru çözümlerini Ders İzleyin kanalımızdan takip edebilirsiniz. Önce konu, sonra test çözme şeklinde yapacağımız çalışma bizleri başarıya götürecektir. Sizleri Ders İzleyin kanalımıza abone olmaya davet ediyor ve başarılar diliyorum.